ve ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok istenilen cilt bakım rutinimden bahsedeceğim. Biraz aksilikler oldu aslında, videoyu çektim. Hatta iki kere çektim. Ama sonra beğenmedim seni falan, ancak şu an yetiştirebildim. Öncelikle size sabahları yaptığım ilk bu bakım ürünü tam diyemeyeceğim belki ama temizleme ürünü olarak söyleyebilirim. Bu jel köpük kıvamında bir ürün, bu Clarins'in ürünü. Kendi cilt tipime uygun olarak bu ürünü aldım bu arada. Önceki şunu söylemem gerekiyor, videonun başında hemen bunu tekrarlayayım da. Ben kesinlikle bir dermatolog değilim, bir doktor değilim. Bunları tamamen uzmanlar tarafından tavsiyelerle aldım. Kendi cilt tipime uygun olarak. Siz de cildinizin analizini yapın ya da yaptırtın. Buna göre ürünlerinizi alırsanız çok daha faydalı olur. En azından bir problem yaşamazsınız. Bu ürünü sabahları yüzümü hafif nemlendirerek, köpürterek temizliyorum. Bunun haricinde isterseniz bu uygulamanın yerine bu Bioderma'nın ürünleriyle cildinizi, o makyaj önce makyajı temizlerken kullandığınız ürünler gibi, onlarla da arındırabilirsiniz. Daha sonra cildime aslında bu hiç yapmadığım bir şeydi. Çok öncesinde tabii ki de bilmiyordum. Hani tonikler tabii ki de kullandığım oluyordu ama nerede, nasıl ya da hangi sırayla olması gerektiğini bilmiyorum. Çünkü bu tip rutinler çok önemli. Adım adım gitmesi gerekiyor ki hepsinin faydasını o şekilde görelim. Ardından sabahları uyguladığım bir nemlendiricim var. Ama nemlendirici öncesinde genelde kullandığım bir de serumum var. Bu ürün biraz daha cildim kuru olduğu için daha iyi nemlendirici emsin diye serum kullanıyorum. Aslında Estée Lauder'ın bu kahverengi serumlarından kullanıyordum. Bitince bir de buna şans vereyim istedim. Bu da Lancôme'un Visionaire isimli serumu. Şu anda iyi gidiyoruz. Yani bu problemimiz yok ama bence Estée Lauder. Yani çok daha iyiydi bence. O silikon yapısı nedense sanki cildimin gerçekten çok daha iyi olduğunu hissettiriyordu bana. Yani bilmiyorum. Belki ileride bu bittikten sonra tekrar ona dönebilirim. Ben de yine şu Estée Lauder'ın bu Daywear isimli nemlendiricisini kullanıyorum. Bunun içerisinde SPF var. Aynı zamanda cildinizdeki toksinleri atmanızı sağlıyor. Anti-aging özellikle. Bu kadar ürünü bir arada toplamamın sebebi üşengeçliğim. Ben bu kadar tek tek ürünleri yüzüme sürmek istemiyorum. Zaten bana göre çok fazla ürün var. Onun için bunu sabahları SPF olduğu için uyguluyorum. Çünkü geceleri SPF uygulamanız iyi olmadığını söyledikleri için sadece gündüzleri kullanıyorum bunu da sabah. Benim bu arada cildimin tam şu bölgesinde çok enteresan bir beyazlık vardı. Ve bu beni çok rahatsız ediyordu. Çünkü makyaj yapıp işte terlediğim zaman buralar açılmaya başladığında bembeyaz tuhaf bir görüntü oluyordu. Ve ben bundan çok rahatsız olmuştum. Bu Sephora'daki cilt uzmanına söylemiştim bunu. Zaten cilt analizine gitmiştim. Onun sayesinde zaten bu ürünleri aldım. Cildimde toksin fazlalığının olduğunu ve bu ürünün onu gidereceğini söyledim. Ve hakikaten bir hafta sonrasında bile, o kadar kısa zamanda cildimdeki renk eşitsizliğinin düzeldiğini fark ettim. O bölgem artık eskisi gibi beyaz değil. O yüzden ben bundan çok memnunum. Güzel deneyimlik veriyor. Bunu dediğim gibi yine sabahları uyguluyorum. Göz kremlerime geçersek, göz kremlerim diyorum çünkü bu bitti. Bunu bilerek gösteriyorum. Ben normalde bu ürüne bayılıyordum. Bu ürünü kullanıyordum. Fakat bitti. Birkaç gün oldu zaten biteli. Yani bunun bence üründeki o yapısı, içeriği mi diyeyim, yapısı mı diyeyim bilmiyorum. Bence diğer hiçbir göz kreminde yok. O yüzden bu Kiehl's'ın göz kremine bayılıyordum. Bakayım herhalde alacağım tekrardan. Fakat elimde bir iki ürün daha var. Bunlara da şans vermek istedim. Bunlar da elimde kalsın istemiyorum. Sonuçta test ürün de olsa çok da minik sayılmıyor yani. Bu da Clinique'in All About Ice Rich isimli bir göz kremi. Bunun da nemliliği aslında çok hoşuma gitti. Evet, kıvamı Kiehl's kadar olmasa da o hani sürdüğümüz zaman bir anda çok enteresan bir şekilde sulanan bir krem değil. Normal nemlendirici ama gün boyu gözümün çevresinin nemli olduğunu gördüm. O yüzden şu anda hoşuma gidiyor. Bunu kullanıyorum. Revitalizing Supreme diye. Supreme nasıl okunuyor bilmiyorum. Bu kremi kullanıyorum. Bu da yine anti-agingli. Yaş gereği artık ne yazık ki gerektiğinden anti-aging ürünlere yavaş yavaş başladım. Bu da yine güzel bir kıvam var. Güzel nemlendiriyor. Kokusu da hoş. Güzel yani. Bu Ocak favorilerimi izlemediyseniz bu üründen bahsetmiştim.
Bence zaten çok işte görmüşsünüzdür. Watson's'larda, Gratis'lerde de görüyorsunuzdur. Bence mutlaka deneyin. Denemediyseniz de harika bir ürün. Cildim o istediğim nemliliği veren tek ürün bu oldu. Şunların dışında. Yani evet tabii ki de yağ yani herhalde verecek diyeceksiniz belki ama o yağ gibi olmadığı için çok hoşuma gidiyor. O bildiğiniz yüzümüze sürdüğümüz vıcık vıcık yağlar falan kesinlikle onlarla alakası yok bunun. Tamamen çok güzel yumuşatıyor. O zaten masaja gittiğimiz zaman aromatik kokular vardır. Hep bana onları hatırlatıyor. O çok hoşuma gidiyor özellikle. Bunun sabah akşam uyguluyorum. İlk başlarda ben de biraz korktum. Ne yalan söyleyeyim. Korktuğum için böyle hafif hafif uyguluyordum. Böyle elime çok bir iki damla falan damlatıyordum. Şimdi hiçbir yan etkisini görmedim. Ve tam tersine gerçekten kalıcılığı da harika olduğu için 4-5 damlaya çıkardım. Zaten mevsim geçişlerinde benim cildim çok daha kötü kurumaya başlıyor. O yüzden bu benim şu anda yani ilk 5'im değil 1. sırada olması gerekiyor bence. Yağlı ciltler bence korkmasın. Çünkü ciddi o yağı bırakmıyor. Anında emip yumuşaklık bırakıyor. Sabahları da uyandığım zaman o hala o gerginlik değil de tam tersi yumuşaklığı gördüğüm zaman iyi ki bu ürünü kullanmışım diyorum. Ya bence bir şans verin buna da. Daha sonra geçelim haftalık rutinlerime. Yani şu an tam ya maske sayılmasa da bu. Peelingimi uyguluyorum. Haftada bir veya iki kere. Normalde ben böyle başka peelingler bir sürü uygun fiyatta da denedim. Farklı isimlikleri bir şu an aklıma gelmeyen bir sürü ürünü denedim. Ama ya ben o büyük partiküllerden pek hoşlanmıyorum. Çünkü ben cildime hassas davranamıyorum. Biraz böyle sertçe, illa sanki böyle çok temizlenecekmiş gibi, deri gibi haşır huşur temizlediğim için cildimi biraz tabii mahvediyordu. O yüzden benim içerisinde pardon, minik böyle partiküller ya da hatta hiç gözükmeyecek şekilde olmaları daha hoşuma gidiyor. Ve bunun bence en iyi özelliklerinden biri, bu arada ismini galiba söylemedim, Vaseline Top Secrets isimli. Bu peelingin zaten metninde duyduğunuzu düşünüyorum. Bu üründe en güzel yanı cildimde yumuşaklık bırakması ki peelingler genelde kurutur. Bu tam tersi. Ya ben bunu kullandığım zaman çok şaşırmıştım. Cildimde tam tersine o yumuşaklığı bırakması, daha nemli durması, hatta o Clarins'in kullandığım jel köpük biraz daha geriyor. Bu tam tersine. O yüzden şu anda benim favorim oldu bu ürün. Yine de tabii ki de sizin kullandığınız peelingler varsa memnun kaldıklarınızı lütfen yorumlar kısmına bırakırsanız çok sevinirim. Böyle yeni ürünler denemeyi çok seviyorum. Belki bittikten sonra en azından bir başkasına şans verebilirim. Daha sonra yine böyle haftada bir uyguladığım ürünlerimden biri. Bu da Ocak favorileri videomda vardı. Bu Sephora'dan aldığım Bubble Mask yani baloncuk maskesi. Bence en eğlenceli bakım yaparken en hoşunuza gidecek ürünlerden biri bu. Çünkü böyle cildinize jeli sürüyorsunuz. Jel kıvamlı bir ürün zaten. Ve bir anda kendisi köpürmeye, karıncalanmaya başlıyor. Çok hoşuma gidiyor bu ürün böyle cildime verdiği etkisinden dolayı. Bunda da detoks etkisi yaratıyor cildinizde. İşte çevresel etkileri olsun. İşte bu makyajcıların bize verdiği, cildimize yaptığı problem demeyeyim de o kalıtsal kötü artıklardan tamamen arındırıyor. O yüzden bu üründen çok memnunum. Bunu da haftada bir veya iki kere uygulamaya çalışıyorum. Güzelce arındırıyor hem cildimi. Sonra 10 günde bir uyguladığım bir ürünüm var. Bu ürünü duymayan kalmamıştır büyük ihtimal ama duymadıysanız da Sephora'larda satılan bu Glam Glow maskeleri. Bence gelmiş geçmiş en iyi kil maskelerinden biri. Fiyatını da bence sonuna kadar hak ediyor. Ben bunu 10 günde bir cildime sadece gözeneklerimin olduğu bölge veya bazen bütün cildime de uygulayabiliyorum. İsterseniz fırçayla, isterseniz elinize de uygulayabilirsiniz bu ürünü. Bu ürünün ya verdiği etki o siyah noktaların gerçekten gitmesine sağlayacak mı derseniz benim hiçbir siyah noktam neredeyse kalmadı. Beyaz olanlar da oluşabiliyor bu makyajdan dolayı. Bunu yaptıktan sonra hem o yumuşacık cildim oluyor hem de o tamamen kötü olan artıklar gidiyor. O yüzden ben bundan çok 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 memnunum. Denemek isterseniz mutlaka fırsat verin. İsterseniz o Sephora'larda bundan azıcık böyle testlerini veriyorlar. Birkaç sefer deneyebilirsiniz. En azından cildinize verdiği etki görürsünüz. Ona göre almaya karar verebilirsiniz. Ama ben bununla %100 arkasındayım bu ürünün. Çok güzel. Yani söylediği o iddia ettiği her şeyi uyguluyor bence.
Bir diğer son ürünüm diyeyim. Bu da Glam Glow'un nem maskesi. Bununla ilgili çok arada kaldım. Çünkü hakikaten herkes ya çok seviyor ya çok sevmiyor. Ya ben de şu an çok ortalardayım. Nem veriyor evet ama çok mu kalıcı? Bir hafta boyunca nemli mi geziyorum? Hayır. Ya o gün için yeterli. Ama şöyle bir ürün. Ya buna tam bir maske diyemem aslında. Çünkü böyle yüzümüze sürdüğümüz zaman böyle jel kıvamlı bir ürün oluyor. Bunu cildimde 20 dakika boyunca bekletiyorum. Daha sonra işte suyla temizliyorum. Kokusu çok güzel bu üründe. O yüzden bu ürünün en güzel yanlarından biri ve canınız tatlı çekebilir bunu sürdüğünüz zaman. Bahsederim. Benim cilt bakım rutinim böyleydi. Sizlerin de kullandığınız ürünleri tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen yazmayı unutmayın. Beğenmediğiniz ürünler varsa da cevaplarınızı bekliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.